Heyecanlı, tempolu, hızlı ve aktif programımıza hoş geldiniz hepiniz. Öyle isteniyor çünkü öyle yapmamız gerekiyormuş. Şimdi çok heyecanlı, hızlı ve aktif bir şekilde biz bugün size sporun nereden çıkmış bu spor kısmına değineceğiz kim biraz. Kim yapmaya başlamış ya da bunun adına kim spor koymuş? Bu aktiviteler, etkinlikler nereden çıkmış? Ya da insanlar doğduğu andan itibaren çok eski dönemlerde nasıl bunu spor olarak adlandırmışlar? Mutlaka nakış nakış işlenerek zamanla oluşmuş bir şey. Fakat adam ilk yürüdüğünde bunu bir yürüyüş sporuna veyahut da ilk koştuğunda mesela dinozordan kaçarken hadi bunu bir spora dönüştürelim diye aklına gelmemiştir herhalde. Veyahut da mağaranın bir kenarında herhangi bir taşı bulup hadi bununla ben spor yapayım dememiştir. Zaten geçmişten beri insanların yani ilk insana ya da o çağlara, ilk çağlara dayanarak baktığımız zaman insanın var olduğu zamandan itibaren hareketleri devam etmekte. O zamanlardan beri ağırlık kaldırıyorlar ama kendi yuvalarını yapmak için ya da bir şeyi bir yerden bir yere taşımak için. Demek ki ağırlık sporu da o zamanlardan geliyor. Aynen, böyle bakacak olursak insan yürüyüşünden itibaren en temel hareketiyle birlikte aslında spor yapıyor. Evet, bunu böyle değerlendirebiliriz. Hı. Olayın organize boyuta gelmesinde çok zaman geçmiş gerçekten. Boks, güreş adına ne dersen birçok yapılmaya başlanan spor kendi içinde evrilmiş. Bazı kaynaklarda diyorlar ki adamlar kuru kafalarla futbol oynadılar. Bazılarında diyorlar ki belli sebeplerden dolayı yüzerken bunu yarışa dönüştürdüler. Birçok söylenti var. Ama genel olarak bildiğimiz bir şey var ki 1600'lü yılların başında Japon İmparatoru ilk organize spor faaliyetini yani daha doğrusu spor organizasyonunu, federasyonunu, yüzme federasyonunu kuruyor Japonya'da. 1600'lü yılların başında yanılmıyorsam 1603 yılında olması lazım. Yapılan ilk organize iş sporla ilgili de bu. Ama adamın aklına nereden geldi? Bunu niye bir federasyona dönüştürdü? Hani lan bu adamlar yüzüyor da ben bundan bir federasyon yapayım. Bunun üstünden nasıl bir nemalanırım diye düşündü. Ya iki üç kişi aynı anda yüzdüyse biri birini geçerken insanlar heyecanlanır sonuçta. Aa hadi sen geçersin, sen geçersin. Böyle olmuştur herhalde. Büyük ihtimalle de bunu bir organizasyona dönüştürmek gerçekten profesyonel evet. Bir düşünce ister. Gerçekten ileri gören bir adammış. Burada üç kişi bir araya gelip hep sendika istiyor ya. Türkiye'de bu ara. Yani gerçi bunda bu konuda da haklılar, o ayrı mesele, haklarını savunmak adına. Hadi bu da onun gibi bir şey olmuş herhalde. Ben de bunların haklarını savunayım diye. Bu federasyonlar kurulmuş. Sporcuların haklarını savunan örgütlerin adları da spor federasyonları. Sonrasında da zaten eğitimler, eğiticiler, eğitmenler. Bunlar doğuyor ve bunu kurallara bağlayıp daha profesyonel şekilde nasıl yapılır, daha iyi şekilde sporu nasıl yükseltebiliriz? Bunlar ortaya çıkıyor. Bizde bildiğim kadarıyla biraz daha geç oluyor. Çünkü hani göçebe bir topluma dayandığı için kökenimiz. Yani bizde en önemli neydi? Futbol mu? Şu an için nasıl? Şu an için değil. Bizde daha ilk başlarda yayılan sporda bizde hangisi daha çok yaygındı mesela? Benim aklıma futbol geliyor. Ya organize olarak evet. Bildiğim kadarıyla kurulan ilk spor kulübü de Siyah Çoraplılar isminde. Siyah Çoraplılar isminde bir isminde futbol kulübü. Hani bilindik futbol kulüplerinden daha önce kuruluyor. Fakat dönemin yönetimi tarafından kapatılma kararı alıyor ve engelleniyor. Çünkü o dönemde insanları bir arada tutmak yasakmış. Evet, ya bir evet. Araya toplanmak toplanmaları yasakmış ve toplu halde bir şey yapmaları yasak o dönemde. Bu sebepten de bu spor kulübü kapatılıyor. Ve İlyas Salman'ın filminde olduğu gibi babası sürekli futbol malzemelerini hani futbolcu da bu futbol kramponlarını yok yakıyor sobaya atıyor yok bunu sürekli dövüyor. O mantıkta ki ben de çoğu zaman duydum hani top oynayıp da ne yapacaksın diye birçok ebeveyn çocuğuna söylemiştir. Şimdi ne dövünüyorlardır ama bence şimdi çok üzülüyorlardır. Ha, evet evet ya sigortalı bir işin olsun boşver sen onları bunların hepsi heves geçer falan modunda bütün ebeveynler sigortalı bir işe yönlendirdiler çocuklarını belki. Niye siyah çoraplılar acaba? Siyah çorapluların evrilmiş hali Beşiktaş olabilir. Ya başka ne çorap mı vardı? O zaman tozluk mu vardı yani? Niye? Beyaz çorap daha moda bir şey. Siyah çorapların evrilmiş hali Beşiktaş değil bence. Değildi çünkü tabii Beşiktaş'ın canım. Kuruluşu bambaşka. Çünkü Beşiktaş kurulduktan sonra uzun bir süre futbol oynamıyor ki. Yani 1903'te kırılıyor ama benim bildiğim kadarıyla 1910'da Beşiktaş futbol oynamaya başlıyor. İlk kuruluşu bir jimnastik kulübü. Hepimiz biliyoruz Beşiktaş zaten BJVK oradan geliyor. Peki o dönemde de bu kadar para kazandırıyor muydu futbolcularına mesela? Ne yani? Şu anki kadar. Tabii tabii hepsi yalıda falan oturuyordu. Ne alakası var? Spor olmadığı bir zamanda spor para kazandırır mı? Adamlar zevkine yani bir kere para kazanıyorsan takımın adı siyah çoraplar olur mu? Düşünsene Allah'ını seversen. Siyah çoraplar. Para kazanan bir takıma siyah çoraplar diye isim takar mısın abi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Fakir bir zihniyet zaten. Zihniyet fakir. Ötesini ne düşünüyorsun? Düşünsene bugün siyah şoraplar Şampiyonlar Ligi kupasını aldı. Juventus'u eleyerek falan böyle bir dünya olamaz yani. Bir futbolcunun ismini biliyoruz şu anda. Ne kadar kazandığını, nerede oturduğunu bile biliyoruz ama cirit atan birini ya da gülle atan birinin adını bilmiyoruz. Yani. Ondan bahsediyorum aslında bu popülariteden bahsediyorum. Ha, olayın evet popülerlik boyutu çok fazla ama bu arz talep meselesi bence. Haklı. Cristiano Ronaldo.
Mesela bu herkesin takdir ettiği ve takip ettiği bir adam. Sadece reklamlardan, milyonlarca dolar sponsorluklardan hayal edemeyeceği birçok insanın paralar kazanıyor. Yani insanların talebi bu. Arz ve talep yani bu başka bir şey değil. Bu adam bunu kazanmayı hak ediyor. Bir şekilde oralara gelmiş. Arkasında büyük bir lobi var, ayrı mesele. Ama şu konuda çok haklısın. Hayatını haltere, güreşe, boksa, cirite, şuna buna ya da güzel sanatlara adamış birçok insanın, birçok ustanın, ismi bilinmezken virtüözün ya da antrenörün adına her ne diyorsanız, yani hangi branştan olursa olsun, ama sadece popüler sporların, bir NBA yıldızının veyahut da bir futbolcunun bu kadar çok kazanması, onlara oranla bu kadar el üstünde tutulması ya da bu kadar onlardan değerli kılınması doğru mudur? Bu tartışılır. Bu ayrı bir mesele. Ama insanların istediği bu. İnsanlar sadece bir futbolcunun ismi için dünyanın her yerinde o futbolcunun sırtında adı yazılı formalar giyiyorlar. Yani yurt dışına gidiyordum bir dönem. Adam Türkiye'yi bilmiyor, Galatasaray'ı biliyordu. Bu da bir yöntem aslında. Adam Galatasaray. Adam Türkiye diyorsun, Galatasaray diyor. Ama Türkiye. Sadece Türk oyuncular yok ki, o yüzden. Tamam, okey. Bu da bir reklam yöntemi ama. Sen dünya çapında futbolcuyu getirirsen reklam payını arttırıyorsun, yani bilinirliğini arttırıyorsun. İsim her zaman iş yapar. Peki o dönem maçlar şimdiki gibi profesyonel oynanıyor muydu? Vallahi o dönem bir kere hani başlangıcına dönecek olursak, hani organize olanı değil de geçmişte hakem diye bir kavram yokmuş zaten. Bu anlamda bunu daha sonradan ihtiyaç duyulduğu için o ortaya çıkmış, ama onda başka bir hikayesi var, anlatırız. Maçlar oynanıyormuş ama seyircisi yok, talep yok, çok fazla insan rağbet etmiyor. İnsanlar sadece merakından bu 20 tane, 22 tane kıllı adam toplanmış. Tam değil mi? Tam cümle. Hurra, bir topun peşinden niye koşturuyorlar acaba? Ya da bu topu nereye götürmeye çalışıyorlar? Paylaşamadıkları ne bunların? Diye oturmuş seyretmiş olabilir yani. En fazla bu enteresan gelmiştir ama olayın başı bu. Şimdi milyonlar oturup seyrediyor. Stadyumlar almıyor insanları. Televizyonlarının başında bütün dünya kilitleniyor büyük maçlar olduğu zaman. Ama sana şu konuda katılıyorum. Hayatını belli branşa adamış bir sporcu. Bu kadar futbol branşından bahsedecek olursak ya da basketbol ya da fark etmez. Herhangi bir sporcu bu kadar çok tanınırken onların bu kadar yanlarında sönük kalması ve eşitsiz anlamda gelir kazanıyor olmaları, gelir elde ediyor olmaları bence zaten haksızlık. Çünkü olimpik sporları yapan insanların da en az bu insanlar kadar desteklenmesi gerekiyor. Ya bilinmiyorlar da... bile çoğu zaman. Tabii bilinmiyorlar. Ki. Ben de bilmiyorum. Bilinmiyor, talep yok, bu anlamda kazanç yok. Bugün olimpiyat takımı gönderiyorsun Türkiye'den. Olimpiyatları birçok branşta evet bir kişi olabiliyor ve bu görüntüleri görüyoruz ve üzülüyoruz hep beraber. Neden olmuyor? Bizim çocuklarımız yapamaz mı? Bizim gençlerimiz yapamaz mı? Çok daha rahat yaparlar belki birçoğuna göre. Çünkü fiziksel olarak da onlardan çok eksik bir ülke değiliz zaten. Spor kültürümüz çok branşa mi yok da acaba bizim? Hem çocukluktan bu yana. Bence olay spor kültürü değil, olay tamamen karnı doyurmayla alakalı bence. Kesinlikle. Bir insan karnını doyurabiliyorsa yaptığı işten ona profesyonel olarak yapabilir. Ben de bunu yaşadım. Hepimiz bunu yaşadık, hepimiz bu yoldan geçtik. Yaptığın iş karnını doyuracak mı? Şimdi ben de spor yaparken kulüp ve üniversite arasındaki yol ayrımına geldim. Ve ben de üniversiteyi tercih ettim. Başka şansım yoktu. Çünkü diğer taraf bana bir garanti vermiyordu. Boks yapıyorsan bir Almanya'da ya da bir Amerika'da değilsen ya da yani Rusya bile çok iyi değil, iyi boksörleri var ama yani bu anlamda seni çok destekleyecek bir ülkede değilsen veyahut da herhangi başka bir spor, futbol dışında, Türkiye için konuşursak tabii, hiçbir şekilde bir yere varabileceğinin garantisi yok. Futbolda da yok ama futbolda en azından belli bir yere, atıyorum birincilik ya da süperlik takımında oynamasan bile herhangi bir yerde ekmek parası kazanabilirsin. Ama öbür türlü aç gezer durursun. Açık konuşmak gerekirse birçok sporcu var. Bu tabiri kullanmak istemezdim ama dünya çapında öğrenciler yetiştiriyorlar. Dünya çapında sporcularımız var, güreşçilerimiz var. Var, bir sürü var. Atletizm branşında da çok fazla var. Olimpik branşlarının hepsinde çok fazla sporcumuz var. Ama hiçbirisi hak ettiklerini alamadılar ve bu yoldan ayrılmak zorunda kaldılar belki de. Mesela biz çok isim kullanmak istemiyorum ama bir Süreyya Ayhan örneği yaşadık. Yaşadığı doğrudur, yanlıştır. Tartışılmaz. Kadının milli başarıları yerine sürekli özel hayatıyla gündemdeydi. Ya doğrudur, yanlıştır. Bunun yargılanması bize değil, bunun bir otoritesi var. O yüzden o kadar tanımış olabilir miyiz peki? Belki de adını hiç duymayacak insanlar bu yüzden duydu. Ha, şimdi trajikomik tarafı da bu olabilir. Değil mi? Eğer Süreyya Ayhan'ın ilişkisi söz konusu olmasaydı belki de, doğru mu değil mi onu da bilmiyoruz. Onlar çıkıp evet dediler mi buna bilmiyorum, hatırlamıyorum da. Hani böyle bir şey yaşanmamış olsaydı biz Süreyya Ayhan'ı zaten tanımayacaktık belki de. Yani bir hafta konuşulup unutulacaktı. O madalya almış, harika diyecektik. Süper, milli gururumuz. Bizi şurada temsil etti, bizi burada temsil etti. Bir hafta sonra ismini kimse hatırlamayacaktı ama bu şekilde gündemde kaldı. Bunu gündemde kalmış olmak için yapmayabilir. Yapmış olmayabilir daha doğrusu. Fakat buna gitti olay. Ne demiş Freud? Ye demiştim, üredim. 3 tane temel ihtiyacı var.
İşte bu ihtiyaçlardan da zaten spor doğuyor. Öbür tarafta bir şey yapamayınca. Sporlu üreme sporsuz. Bari sporla atalım diye. Sonra böyle geri geri mesela güreşi buluyorlar birbirlerine. İlla sarılalım diye falan. Öyle olduğunu düşünsene. Güreş bir sapkınlıktan çıkıyormuş falan. Ne komik olurdu falan. Ellerini şortların içine sokuyorlar. Sonra. Sokmuyorlar mı? Kıspet onları. Şort ne var? O şortun içine sokuyorlar. Onunla ilgili hikaye çok da. Şimdi ben yağlı güreş yapmadım. O yüzden de onunla ilgili ya da uzmanı da değilim. Hani kısmetin İlgin içine sokuyor. İlgin çekermiş ama bir. Sonra, ergenliğinde yapsaydın keşke. Ama, özel bölümde. Ama takdir ediyorum. Bu kadar güce, kuvvete ve dayanıklığa dayalı. Onunla güreşiyor. Birazdan öbürüyle güreşiyor falan. Harbiden helal olsun diyorum yani. Gerçekten. Öyle böyle bir spor değil. Güreş mi? Benim güreşçi arkadaşlarım vardı. Şöyle elini koyduğu zaman böyle enseni böyle çıtır çıtır kıracakmış gibi hissediyorsun. Çok güçlü, kuvvetli ve çok iyi sporcular yani. Zor bir spor. Boks ve güreş gerçekten yapılacak en zor disiplin sporlarında. Gerçekten çok başarılı. Neyse geçelim. Yaptığın şimdi... için mi? Hayır, güreş diyorum ben. Yaptım. Bir kere mayo bana uymuyor. Güreşin o. Olimpikteki yani o minder, güzel, ayakkabı güzel falan ama mayosu. Çok şekillisin ya. Yok şöyle memeler eski mayolar, memeler açıkta şeyleri ya. Onların o eski mayoları kötüydü ya ama yeni mayolar daha iyi. Kapalı evet. Falan. Ne yapalım? İyi olduğumuz branşlardan birisi güreş. Olabildiğince konuşabiliriz. İnşallah gerçi. Şu aralar onda da pek sesimiz çıkmıyor ama inşallah daha iyi sporcular yetişecek. Neyse ilk insan dedik, spor dedik, yürüdü, koştu, zıpladı, spor meydana geldi dedik. Ama bunun organize olmasından bahsettik. Hani Japon İmparatoru kurdu bir federasyon dedik. Yüzdüler, bilmem ne alakaysa yüzme federasyonu. Sonra geldik bize. Ya işte milattan önce 900'lerde ilk kurallar. Tehesus mu yine bir herif var antik Yunan'da. Tehesus işte. O dayı getiriyor. Diyor ki baba bu iş böyle olmaz. Harala gürele birbirinizi yiyorsunuz siz böyle. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz diyor. Tamam mı? Ondan sonra siz diyor bunu kurallar dahilinde yapın diyor. Milattan sonra da 1860'larda modern kurallar konulmaya başlanıyor. Ülkemize gelişi bildiğim kadarıyla daha da enteresan. İlk beden eğitimi yani en azından okullara adapte edilmesi ya da Mektebi Sultani'de falan başlıyor bu biraz daha eski bir şey ama. Yani Emrullah Efendi. Sen yaşadın o dönemlerde efendim, anlatsana tabii biraz. Tabii. O Mama'dan başlayayım ben bir dahaki şey. Yani çok mesnetsiz şeylerden. Hadi bahset. Emrullah Efendi getiriyor. Mektebi Sultani'de falan beden eğitimi dersleri başlıyor çocuklara. Ondan sonra da bu öncüsü Türkiye'de gerçekten bu ismini çok duyduğumuz ama gerçekten birçoğumuzun kim olduğunu bilmediğimiz yani beden eğitimi ve sporun Türkiye'de yükselmesine gerçekten büyük katkısı olan insan Selim Sırıtarcan. Hani çok duyuyorsunuz Selim Sırıtarcan spor salonunda bugün Güneş Sigortayla Vakıf Bank karşılaşıyor falan gibi voleybol maçlarının işte hep o oynandığı yer. Selim Sırıtarcan'ın çok büyük katkısı var. Yerleşiyor bizim kültürümüze de bir şekilde. Spor kimi zaman komik, kimi zaman eğlenceli, kimi zaman çok rekabete dayalı ama enteresan da olabiliyor. Bunları araştırırken ben çok enteresan şeyler de okudum. Gerçekten onlara da çok güldüm. Yani spor yapan insanların başından geçen çok enteresan olaylar var. Gerçekten birçoğu müsabakalar sırasında hem bu rekabetin içinde yer alırken hem de kazanma hırsıyla neler yapmışlar. Çok zekice hamleler yapıyorlar çok ama ben... Çok zekice hamleler yani var. Hem bir güldüm strateji hem işi. Takdir ettim. Kazanmak bir strateji işi. Çünkü bunun baştan sonra bir planlaması var. Çünkü adam seneyi planlıyor. O kadar bastı. Hadi adam bir sene boyunca çalışıyor. Kayakçı mesela yamaçtan aşağı kayıyor ve bitiyor. Ama bu olay bu kadar değil yani. Bir maratoncu yarışın ortasında metroya binip yarışı bitiriyor ve 25 dakika fark atıyor. Bence çok zekice bir davranış. Evet, öyle de bir durum da var. Değil mi? Onu bir anlatsana. Yani kadın maratona katılıyor. Sonrasında 25 dakika kala yani rakiplerine 25 dakika farkla bitiriyor. Soruyorlar ya diyorlar nasıl bu kadar fark attın sen buna? Bu sabah diyor çok iyi hissettim kendimi. Çok enerjik uyandım diyor. Meğer yarı yolda metroya binmiş. Aynen. Metro son durakta iniyor ablam. Rakiplerine 25 dakika. Metro son durakta iniyor. Hatta orada çok A101'e falan uğruyor. Böyle filelerle geçiyoruz. Düşünsene siz finişi böyle filelerle. Kendi buketini kendi almış falan. Aynen. Yani böyle şeyler de yaşanıyor. Ben şey okumuştum. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Türkiye'de yaşandığını iddia ediyorlar ama Galatasaray'da ya bunun İngiltere'deki bir versiyonu da Charlton maçında yaşandığını. Chelsea Charlton'dı sanıyorum takımların ismi. Aynı zamanda Galatasaray ve Kocaeli maçında olduğunu ve söylüyorlar. Ben gözümle görmediğim için hani söylüyorlar diye anlatıyorum. Evet bununla ilgili çok hurafe var. Çok maça yorumlanmış ama çok maçın üstünden konuşulmuş bununla ilgili. Ama bizim ülkemizdeki versiyonu şu. Galatasaray Kocaeli spor maçı başladıktan kısa bir süre sonra yoğun sis nedeniyle tatil oluyor. Ve hakem diyor ki göz gözü görmüyor maç tatil yarın öbür gün ne zaman oynayacağı belli değil bunu kararlaştıracaklar herkes soyunma odasına gidiyor toparlanıyorlar çıkacaklar bakıyorlar Galatasaray'da kaleci Hayrettin yok adam nerede Hayrettin yok dönüyor sanıyorum Erdal olması lazım Galatasaraylı dönüyor bakıyor soyunma odasında yok sahaya bir çıkıyor Hayrettin kalede bekliyor
Ve eğer yine doğruysa kendi kendine de mırıldanıyor. Lan ne bastırdı bizimkiler? 2 saattir kaleye top gelmiyor. Ne yapacağım ben aniden top gelirse falan gibi kendi kendine söyleniyor. Bu da çok komik bir olay. Düşünsene. Maç bitmiş. 20 dakika boyunca adam kalede bekliyor. Ne kadar işine sadık. İşine sadık. İşine sadık bir adam. Çok iyiyim sen. Kaleyi bırakmıyor. Aynen. Ya böyle çok fazla hikaye var. Bunlar işte aslında bu rekabetle alakalı bir şey. Adamın maça o kadar konsantre ki ya kalede kaleci bizi görmüş müdür diye düşünmez zaten. Hadi ya maç iptal oldu ve hatta lan Allah belanı versin yarın gene mi geleceğiz? Oynayaydık da biteydi. Mantığıyla da olabilir genelde. Çünkü adam yani yarın gelecek tekrar aynı stresi yaşayacak. Bu anlamda baktığın zaman kesinlikle bence o an maçın oynanıp bitmesini istemişlerdir. Ve bu stresten, bu hırstan da gözlerine kaleciyi görür ne başkasını. Bir de şey maçı vardı, sen anlatmıştın bana, anlatsana. Bu Sispasio'da bir maçı ortalık kimler karışık. Arasında oynandığını hatırlamıyorum ama o daha komik. Arsenal'le biriydi galiba, çok hatırlamıyorum ama. Sis'te devam ettiriyor hakem maçı ve artık bir süre sonra sahada 22 kişiden fazla kırmızı kart görenler giriyor, seyirciler dahil oluyor. Kalede kaleci Sis'ten kafasını kaleye çarptığı için seyirci geçiyor onun yerine gibi böyle hikayeler var. Ne kadar doğrudur bilmiyorum aynen. Ama yaşandıysa gerçekten komik olmuştur. Yani yazılı kaynaklara göre bu yaşanmış ve gerçekten komik bir durum. Düşünsenize maçta yani Sis basıyor sahayı ve göz gözü görmeyecek şekilde hakem maçı devam ettiriyor. Nedense iptal etmesi gerekirken, maçı tatil etmesi gerekirken kaleci kaleye direğine çarpıp sakatlandığı için yerine seyircilerden biri geçiyor. Onlar da nereden gördü bilmiyorum. Kırmızı kart görmüş oyuncular oyuna tekrar giriyor ya da seyirciler sahaya dahil oluyor futbolculara yardım etmek için. Sonra bir bakıyorlar saha tribünlerden daha kalabalık. Aşağı yukarı o moda gelmiş yani. Bu tarz şeylerinde hani yaşandığı enteresan hikayeler var. Bunları da zaman zaman sizlerle paylaşacağız. Çok eskiden de böyle hikayeler vardır da ama nereden bulacağız onları? Şu an bunları okuyabiliyoruz. Çok eskiden dedi. Yani sporun bir ilk ortaya çıktığı dönemlerden de aslında insanlar arasında geçen bir sürü hikaye vardır. Bir sürü trajikomik hikaye vardır ama. Ya ben her şeyi bilen bir arkadaş tanıyorum ama şimdi arasak mı şurada şokun arkasını? O mutlaka biliyordur ya. Onu bilmemesi mümkün değil. Ben şeyi çok seviyorum ya bu popülariteyle ilgili. Bazı sporlar ve sporcular var. Gerçekten adını belli bir zümre hiç duymamıştır. Mesela en çok kazanan sporculardan bir tanesi, hatta başında geliyor sanıyorum listenin, Tiger Woods. Adam çok ünlü bir tenisçi diyorum. Golf oyuncusu. Ben de bilmiyorum ki. Çıkmışımda sallıyorum. Tenisçi adam, tamam mı? Oynuyordu sonra şey yapıyor. Basketbolcu. Topu deliğe atamıyor falan diye. Yok, golf oyuncusu Tiger Woods gerçekten şu an... Golf nasıl çıkmış ortaya ya? Yere bir delik açıp, aa hadi bunu kim sokar diyeyim. Bilmiyorum nasıl çıkmış ortaya. Ben sana söyleyeyim, Türkiye'den çıkmış olsaydı şöyle çıkardı. 4-5 abi mangala gidiyorlar, yanlarında da kavga çıkar, karşı taraftan atak gelir diye sopalar var. Tamam mı? Yani bundan beyzbolu da türetmiş olabilirler. Hani yanlarında atmat varsa poloyu da türetmiş olabilirler. Ama... Yani golfün nasıl çıktığı konusunda kesin benim bir fikrim yok. Onu araştırayım. Hı. Fakat Türkiye'den çıksaydı kesin mangal zamanı çıkardı. Ona eminim yani. Spordan sonra ama dans çok ilgi görmüş. Atlara böyle zarif yürüyüşler, Fransızların dans merakı. Ama sporda hayvanların yeri hep varmış ki. Hı. Avcılıkta da. Atı koşturmak kimin aklına gelmiş? Atın aklına gelmiştir. O koşuyor. Yani, mal mı bu? Duruyor. Hep yürüyen bir hayvan olabilir mi? Yani koşabiliyor mu? Koşmuştur yani. Bir şeyden ürkmüştür. Kaçmak isteyince lan ben ayaklarımı hızlı da kullanabiliyor muyum falan diye. Yani kimin aklına gelecek? Atın aklına gelmiştir. Ki zaten atlar şövalyelerin hani uzun sopalarla birbirlerini devirdikleri bir oyun var ya. Hep filmlerde görüyoruz böyle. Ejderyalı filmlerde. Orada şövalyeler birbirini uzun sopalarla deviriyorlar. Sir Lancelot. Selam olsun buradan ona da. Toprağı bol olsun. Neyse. Yorum oradan. Katılıyorum. Aynen yorumunu bekliyoruz Lancelot. Bu anlamda hayvanların hep yeri vardı bence spor müsabakalarında zaten. Yani avcılık olsun, işte şövalyeler. Horoz dövüştürme de bunlardan biri. Ya ben onu sevmiyorum ya. Horoz dövüştürme, köpek dövüştürme falan. Tamam kendini dövüştürüyorsun kardeşim işte. Hayvanları niye dövüştürüyorsun? Bir de sanki hani kendi rızasıyla yaşanmıyor ki. Bu bir yani spor zaten üşenen değil de. Üşenen insanlar vahşi. At yarışını bulmuş olabilir mi? Ben benle koşacağım ya. At koşsun bana. Üşenen insanlar at yarışını... Hakikaten olabilir. Olabilir. Belki emekli olmaya yüz tutmuş iki tane koşuyor, 100 metre koşuyor, koşucusu. Koşuyor. Demişler ne koşacağım ya. Aynen. Dizlerde hal mi kaldı koyarım. Atları koşturalım falan diye. Bir tane jockey atın üzerinde ölüyor, kalp krizi geçirip de at birinci geliyor. Ölü okey. Ölü okey. Hokey. Jockey. Jockey ne ya? Sporda jockey. Ölü jockey. Ölü gelin gibi. Korku filmi sinemalarda. Okay. Ölü jockey. Jockeylerden özür diliyorum. Bu bir tane yemek programı vardı ya MasterChef. Orada Mehmet abi vardı. Ben jokerdim diyor ya. Ben jokerdim. Ben jokerdim. Ona benzedim. Hiç farkım kalmadı şu an. Sen de jokermişsin. Aynen. Mumbarcı Ebru Usta. Neyse.
Yani evet, hayvanların spora katkısı büyük. Özellikle de spor salonlarında bağıra bağıra antrenman yapan hayvanlar diyormuş. Beni gömüyorlarmış yorumlarda. Yok arkadaşlar, isteyen bağırsın, isteyen çağırsın. Niye insana motivasyon sağlıyorlar? Biz de bağırdık zamanında. Biz de yaptık bunu falan. Sen zamanda ne yapmamışsın ki zaten? Ne be, ne zamanda ne yaptım, ne anlattım da ben sana zamanında. İşte bir... daha anlatmadık çok şey. Ben şövalyeyken. İşte Lancelot'ta bir gün oturuyoruz. Tavlayı verdim koltuğunun altına falan ya. Ya nereden kaldık, işte oradan devam edeceksin ya. Hayvanların spordaki yeri. Mesela bu şey yarışları var. Ben gördüm gerçekten, bunu YouTube'da gördüm. Bu sineklerin, Çinliler yapıyor herhalde bunu. Büyük büyük sinekler bulmuşlar. Popolarına böyle iğneli arabalar var. Küçük minyatür at arabası gibi düşün. İğneyi kıçına takıyorlar senin. Yarıştırıyorlar böyle birbirleriyle. Saçma sapan. Salyangoz yarışları falan var. Japonya'da bunlara ciddi bahis oynanıyor ha. Salyangoz yarışı, hamam böceği yarışı. Yani uzak doğuda insanlar bunları çok takip ediyorlar yani. Yiyorlar yani. Ne beklersin ki? Ya yemek ayrı, yarıştırmak ayrı. Sen içlerinden biri gibi görüyorlar onları. Adam yatırım yapıyor, yetiştiriyor hayvanı. Onu yapalım mı burada? Ne? Ama böceği mi? Hayır, sinek. Yani çok seversin. Ebru bu arada böyle böcek görmesin, uçar yani. Şurada bir tane böcek görsün, uçarak yani göremezsin. Üst kata kaçar. İyi, senin de işine gelir. Evet, şimdi bir kapanış konuşmasıyla Ebru'yu sizlerle baş başa bırakıyorum. Kapatmadan önce o zaman şunu söyleyeyim. Madem spor bu kadar evrildi, neden bizden de tamamıyla kendi icadımız olan ve yeni baştan yaratacağımız çok popüler bir spor çıkmasın? Ya da herhangi bir sporu geçmiyor, neden tavana taşımayalım? Yok canım, yani bununla ilgili söylentiler var. Mesela atıyorum atlar üzerinde oynanan bu cirit oyunuyla ilgili, bunlarla ilgili yani birçok söylenti var ama yani farklı bir coğrafyaya gittiğinde onlar da büyük ihtimal bu bizden çıktı diyebilirler. Buna şaşırmam yani. Tabii. Çünkü biz de hani yapıyorduk. Atlarla birbirine sopa fırlatmak, birbirini savunmak ya da saldırmak temel içgüdüsüyle ya da bu hareketle yola çıktığı için bu başka bir yerde de çıkmış olabilir. Ama biz de herhangi bir şeyi bence tavana ulaştırarak çok popüler yapabiliriz. Ama biz bu vapuru, treni her neyse kaçırdık. İngilizler, geyler gelip burada yağlı güreşleri seyretmek istediler. Bak, bak yemin ediyorum çok güzel bir kapıydı o. Geyler demiş ki toplamda hakikaten yani demişler ki biz İngiltere'den geleceğiz ve yağlı güreşleri seyretmek istiyoruz. Biz buna meraklıyız kardeşim. Bu yağlı erkekleri biz seyredeceğiz. Bizimkiler tabii ki hayır demiş. Saygı duyuyorum ayrı mesele ama baba oradan her yağlı güreş olduğu zaman buraya 10 bin 20 bin tane adam aksaydı. Kimsenin kimseye bir şey yapacağı yok be abi. Gelsin insin seyretsin yağlı güreşini, kursun fantezisini, gitsin İngiltere'sine. Sana illa git koyuna gir diyen yok. O adamları kabul edecektik biz zamanında. Hatta oraya güreş turnuvaları taşıyacaksın. Paraya bakacaksın abi, popülarite her şey. O zaman. Ne o zaman? Kapatalım diyorsun. Gidelim sıkıldı o zaman. Benden. Gidelim. Evet. Genel olarak spor tarihinden ve sporun nereden meydana çıktığından bahsettiğimiz bu bölümümüzün de sonuna geldik. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın.